Unuttum acıları, geçmişte kalsın. Her sabah uyan aşkla bak gözlerime. İki yaralı yürek bir olduk isteyerek. Umutla unutma, sen kalbimin emrisin, son güne dek benimsin. İlk defa böyle sevdim, anla. Aşk varsa umut vardır, korkma. Sar canını canıma, bırakma. Sımsıcak yuva olsun ve bu an sonsuz olsun aşkla. Aşkla. Zeynep, bir saniye konuşabilir miyiz? Ege, Melis görecek şimdi. Lütfen Zeynep. Ne var Ege, ne var? Ya dün seni merak ettim, o yüzden nerede olduğunu öğrenmek istedim. Sadece o yüzden mi? Ne demek bu? Yani Melodi'nin davasının tek tanığı ben olduğum için mi? Evet. İyi, başka bir nedenle meraklanma, olur mu? Neden? Çünkü evlisin, hamile bir karın olduğu için olabilir mi? Ya bak, o adamı gözüm... Tutmadı, değil mi? O adamla ilgili içimde garip bir his var. Onda yanlış bir şeyler var Zeynep. Ne yapayım istersin, hı? Bundan sonra görüştüğüm her insanı önce sana göstereyim. Senin gözün tutarsa mı görüşeyim? Zeynep, bak ben... Dün yaptığın gibi nerede olduğumu söylemezsem... ...beni arayıp bulmanı da bekleyeyim mi? Cihan'ı koruduğuna göre... ...güzel zaman geçirmişsiniz. Yani buradan bunu çıkardığına inanamıyorum. Gerçekten bunaldım Ege. Ne yapmam gerekiyor? Bir şey yapman gerekmiyor. Cihan konusunu kapatman yeterli. Ondan hoşlanıyor musun? Nereden çıktın sen? Ne güzelsin. Hey. Nasıl da çekiyorsun suyu içine. Çok mu susadın sen? Korkma bak. Buradayım ben. Bırakmam seni. Solmana izin vermem. Sıla. Merhaba, ben Levent. Dün tanışmıştık aslında. Artık doktorum benim. Tedavini ben üstleniyorum. Bundan sonra seni uyutan ilaçlar yok. Sıla Hanım'ın kapısı da kilitlenmeyecek. Ben ona güveniyorum. Gerçekten güveniyor musunuz bana? Sana gerçekten güveniyorum. Hayatım boyunca bana kimse inanmadı. Kimse güvenmedi. Siz bana inanıp güveniyorsunuz ha? Bu çiçeğin adını biliyor musun Sıla? Hayat çiçeği.
belli bir mevsimi yoktur bunun. Ama yeterince sabredersen, inanırsan ve ilgilenirsen bir gün mutlaka tomurcuk verir. Onunla ilgilenir misin Sıla? Levent Bey. Benimle neden bu kadar ilgilendiniz? Görevim bu. Bir de çok yakından tanıdığım birine benziyorsun. Hem de çok benziyorsun. Onu kurtaramadım. Ama seni kurtaracağım. Alo. Kuzey Bey. Biliyorum. Biliyorum siz sözleşme süresine takılmayın. Biz gerekli başvuruları yaptık zaten. Yalnız dava için birkaç imzaya daha ihtiyacımız var. Bugün zaten Feraye Hanım'la birlikte kliniğe uğramayı düşünüyoruz. Feraye Hanım'ı biliyorum. Ege'nin kayınvalidesi. Yapabiliyorsanız biraz erken gelin. Yani yetişmeye çalışacağım. Söz vermiyorum ama yetişmeye çalışacağım. Levent Bey, ben başka bir şey sormak istiyorum. Dünkü hastanız. Aa evet, böyle bir şeye şahit olmanızı istemezdim. Ya o hastanın çığlıkları benim kulağımdan çıkmıyor. Nasıl, biraz daha iyi mi? Daha iyi. Geldiğinizde tanışırsınız belki. Tamam. Tamamdır, görüşmek üzere. Kuzey. Seninle konuşmamız lazım. Bahar hakkında. Cevap vermediğine göre Cihan'dan hoşlanıyorsun. Seni ilgilendirmeyen işlere karışma Ege. Unutma, sadece Melody için buradayım. Her şey yolunda mı? Yolunda Feray teyze. Zeynep'ciğim, dün için kusura bakma. Nelis'in durumunu biliyorsun. Hamilelik döneminde iyice agresifleşti. Biliyorum, önemli değil. Bir şey mi oldu Ege? Yok, bir şey olmadı. Peki neden Zeynep yalnızca Melody için buradayım deme ihtiyacı hissetti? Cihan'la ilgili bir şey. Bence eski sevgilisi olarak bu konuya yorum yapma istersen. Bak, yanlış anlaşılabilirsin. Ama o adamı hiç gözüm... Tutsun ya da tutmasın Ege. Yapma. Selam. Konsey toplanmış. Gel. Gel, biz de bebek odasıyla ilgili konuşuyorduk. Ah. Değil mi Ege? Şey, orada Zeynep kalıyor. Neticede dava sonuçlanacak. Zeynep de gidecek. Öyle tabii. Biz yavaş yavaş bebeğin eşyalarını alalım. Sonra da odanın dizaynına birlikte karar veririz, ha? Tamam? Ay, çok güzel olur. Değil mi aşkım? Keşke Bülent gitmeden önce Zeynep'e babası olduğunu söyleseydi. O zaman işler bu kadar bizi sarpa sarmazdı. Çık. Çık lanet olası, çık. İki kardeş birbirini öldürmeden benim bir yolunu bulmam lazım. Çık. Yıldız abla. İyi misin Yıldız abla? İyiyim Zeynep, iyiyim, bir şey yok. Dün olanlarla ilgili Feraye teyze ya da Melis mi bir şey söyledi sana?
İyiyim kuzum ya, iyi olacağım ben. Allah muhabbetinizi arttırsın. Ege'yi gördün mü? Ege'yi falan görmedim. Ah, halbuki hep senin etrafında mı? Sen kesin rüyanda da görüyorsundur ha. Neyi? Beni. Ah, seni gördüğüm zamanlar rüya değil de o kabus oluyor aslında, biliyor musun? Sen kesin orada da bana laf sokuyorsun böyle. Bana bu kadar takılma. Kocana, bebeğine konsantre olmalıyız. Canım, benim konsantremi sen bozamazsın zaten. Neyse, yumurtamı haşladın mı? Hazır tabağın Melisa. Dedikodu yapacağınıza bir kapıya da bakın. Ben bakarım. Uyandın mı? Uyandım. Ben bir yere gitmek istemiyorum anne. Kuzey'den uzak olamam. Ne yapacaksın burada? Sen onu çok istiyorsan elini kirlet dedin ya. Ben de kirleteceğim işte. Bak sen. Ablamı gördüm o hastanede. Ağlıyordu. Hem de Bahar diye ağlıyordu. Ablam masum anne. Alper'in oyununa geldi. Ne yapalım? Masumsa masum. Ya Kuzey onu görebilirdi. Kavuşurlardı o zaman. Ama senin sayende görmedi değil mi? Ne, ben Kuzey'i öyle seviyorum ki. Benim için canını verecek olan ablamı bile ezip geçtim ben. Şimdi o yüzden hiçbir yere gitmiyorum, anladın mı? Zaten hiçbir yere gittiğimiz yok. Hepsi blöftü. Kız yalnız... Dün nasıl attın kendini öyle yerlere ya? Vallahi ben bile inandım bayıldığını. İyi numaraydı ha. Ne saçmalama, ne blöfü ya. Ben iki gündür zaten çok kötüyüm. Gerçekten bayıldım. Gerginlikten herhalde. Allah Allah. Başka bir şey mi var acaba? Ne gibi? Kız. Ay kız, yoksa... Yoksa sen Kuzey'den hamile misin? Ay Bahar. Yok anne, saçmalama. Ay Allah'ım, inşallah ya Rabbim Bahar. Ne, saçmalama. Ay inşallah kız. Ay hadi inşallah. Ne oluyor anne? Böyle baskın yapar gibi. Ne konuşacakmışız Bahar'la ilgili? Oğlum dün olanları duymadın mı? Cavidan çeker giderim diyor. E kız da düştü, bayıldı. Vallahi kadın kararlı, gitmek istiyor. Haklı değil mi? Oğlum. Ona cevap vermemek sana yakışmaz. Ne cevap vereceğim anne? Ya kadın kızımla evlen diyor sana Kuzey. Doğru olan da bu zaten. Ben dün gece Cavidan'la sabaha kadar oturduk, dertleştik. Yani kadın çok kırgın. Ben sizin için neler yaptım diyor oğlum. Bizim için ne yaptıysa artık, onu da anlamadım ya. Ama şimdi vallahi yaptı. Yapmadım yani. Sıla'nın kirli yüzünü o ortaya çıkarmadı mı? E Alper konusunda da bana hep yardım etti. Artık senin de bir şey yapman lazım oğlum. Ne yapacağım anne? O kızın günahına girdin oğlum. Bahar'la evlenmen lazım. Ceylan yolu tam çıkaramadı da onu getirdim. Hoş geldin Ceylan. Hoş bulduk Yıldız ablam. Şey, dün işler bitmedi ya, bugün yapayım dedim. İyi yapmışsın. Bir şeyler yedin mi? Kahvaltı ettik.
Allah razı olsun Gönül abladan. Kapısını açtı bana. Kaç gündür yedirip içiriyor. Ben de buradan 3-5 kuruş kazanayım. Ona bir şey ısmarlayacağım. Olur mu öyle şey? Sen iyi ol yeter. Sağ ol abla. Sen nasılsın kızım? İyiyim sağ ol. Bana hala... Kızgınım. Evet. Uzun sürede böyle olacak. Anladım. Ben en iyisi gideyim. Gönül abla. Biraz konuşalım mı seninle? Tabii. Yıldız? Zeynep'le ilgili. Zeynep'le ilgili mi? Bir şey mi oldu? Melis yine bir şey mi yaptı yoksa? Mesele Melis değil Gönül abla. Mesele Zeynep'in babası. Ege ile ilgili ne var ne yok araştırmanızı istiyorum Oktay. Bu adamın mutlaka bir açığı olması lazım. Anladın mı? Tamam. Haber bekliyorum senden. Efendim abi. Neredesin sen? Konuşmamız lazım. Ege'lerdeyim. Ne işin var orada yine? Abi kolyeyi alacağım. Kızım delirdin mi sen? Kolyeyi alacağım derken yakalanacaksın. Çık oradan hemen. Abi sen her zaman demez misin düşmanını yakında tut diye? Ben de onu yapıyorum işte. Çok yakınlardayım. Senin halledemediğin işi bitireceğim. Seda saçmalama Seda. Seda. Çiçeği şuraya bırakalım istersen. Odana dönerken alırsın. Olmaz, hayır. Niye bırakmıyorsun? Söz verdim ben ona. Seni hiç bırakmayacağım dedim. Hep bakacağım sana dedim. Sıla. Nasıl bir eve doğduğunu anlatsana. Anneni, babanı, kardeşini anlat biraz. Tedavi için gerekli değil mi bu? Anladım. Anlatırım tabii. Ha Tahsin. Kuzey Bey ile Feraye Hanım gelecekler. Geldiklerinde benim odama al olur mu? Tamam Hayat Bey. Kuzey mi? Evet. Kuzey Bey ile bir iş ilişkimiz var. Bir şey mi oldu? Şey bir an... Bir an isim tanıdık geldi de. Dün anlattığın adamın adı mı yoksa? Onun adı da Kuzey mi? Ben bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Kafam çok karışık, hatırlamıyorum. Tamam. Tamam, zorlama. Tamam, zorlama. Tamam. Hadi bana aileni anlat. O gece yaşandı Kuzey. Öyle ya da böyle olan oldu. Keşke olmasaydı. Bunların hepsi Sıla yüzünden. Onun için acı çektiğin için oldu. Oğlum, niye olduysa oldu. O kızı ortada bırakmak sana yakışmaz ya. Ya Bahar böyle bir şey istemiyor ki. Hem Kuzey ile Bahar konuştu, anlaştı. Bir şey yok. Ama kızın annesi istiyor. Haklı da. Yani onun da bir onur gururu var oğlum. Bu kızı ortada bırakmak olmaz oğlum. Yoksa Cavidan kızını da alıp vallahi çekip gidecek. Ya yeter! Giderlerse gitsinler.
Tamam mı? Ben Bahar'la konuştum. Ona eğitim anlamında destek olacağımı söyledim ama evlenmem. Evlilik asla olmayacak. Anladınız mı bunu? Bu konu bir daha açılmasın. İç bunu. Ne bu? Vitamin. Durmadan başın dönüyor. Kendine getirir. İç hadi. Sana ne oldu? Hiç. Zeynep'in babasıyla ilgili ne biliyorsun da konuşmak istiyorsun Yıldız? Ne mi biliyorum? Dün geceden beri benim gözüme bir gram uyku girmedi. Ne duydun Yıldız? Söylesene. Zeynep'in babasının... Bülent abi olduğunu duydum. Feraye ablayla Belkıs abla konuşuyorlardı. Doğru mu? Doğru. Bülent Zeynep'in babası. Konuşuyorlar böyle ya. Ne oldu Zeynep? Bir şey yok. Annenle aranızda yine bir sorun mu var? İstersen ben konuşurum. Hayır, ben hallederim. Sen karışma. Açacağım bunu ya. Ne yapıyorsun burada? Temizlik. Kış geliyor ya, dip köşe. Dün de burayı temizlemedin mi? Dün camları sildim, toz aldım. Bugün de... Lütfen bu odaya bana sormadan girme. Tamam, özür dilerim Ali Bey. Şimdi çıkar mısın? İşim var. Tabii. Dikkat et. Bu fotoğraftan bir tane var. Özür dilerim. Başın sağ olsun. İşte bu kadar. Babam yıllardır yanımızda değil. Annem... Annem pek sevmez beni. Aslında hiç sevmedi. Neden bilmiyorum. Peki Bahar? Bahar çok sever beni. Ben de onu çok severim. Kardeşim değil, evladım sayılır Bahar. Ben büyüttüm onu. Çok ürkektir ama. Her şeyden korkar. Ona onu koruyacağıma dair söz verdim. Tıpkı bu çiçeğe söz verdiğim gibi. Ama koruyamadım. Bir başına neler yapıyordur şimdi? Nasıldır? Bir başına nasıldır şimdi o? Ben de sana söz verdim. İyi olacaksın. Şimdi biraz daha sonraya gelelim. Dün bahsettiğin o çok sevdim dediğin adam
O kim? Gözyaşlarına inanmıyorum, anladın mı beni? Defol git. Sakın bir daha buraya gelme. Defol! Çok kötü şeyler oldu. Yok. Yok, öyle biri öldü o. Emin misin? Yok. Sıla. Yok, öldü o. Sıla. Öldü. Sıla. Tamam, sakin ol. Sıla, sakin ol. Şimdi derin nefes al. Güzel. Güzel beyler geldi efendim. Odanızı aldım. Tamam, sağ ol. İyi misin? Sen de tanış onunla istersen. Kiminle? Seni merak eden biriyle. Gel. Yok yok. Bu Bahar'la evlenmeyecek. Evlenmesin anne, sana ne? Ay ne demek sana ne ya? Bahar ortada mı kalsın yani? Hem ben Cavidan'a ne diyeceğim? Anne Cavidan kim? Ay sen Cavidan'a bir açıklama yapmak zorunda mısın ayrıca? Ya Bahar kocaman kız, 21 yaşında. Kuzey de sen yetişkin. Aralarını konuşmuşlar, anlaşmışlar. Ay Cavidan'a ne oluyor acaba? Bahar! Aa, biri kusuyor. Bahar kızım iyi misin? Bahar iyi misin? Bahar! Ay ne oldu kıza? Çok fena. Bahar! Bülent abi, Zeynep'in babası olduğunu niye söylemedi? Ya o kız bu evde aylardır ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor. Orası biraz karışık. Nasıl karışık Gönül abla? Melis'le Zeynep kardeşler. Melis'in öfkesi Zeynep'in ya kendi öz kardeşinin canına mal olacaktı. Bak biliyorum, her şeyin farkındayım. Farkındaysan bir şey yap, sesini çıkar. Zeynep'in Bülent abinin servetinden, bu hayattan faydalanma hakkı yok mu? Biliyorum. Yiğit ve Melis kadar Zeynep'in de hakkı. O kız hem çalışıyor hem okuyor. O hayatı hak etmiyor. Ama eğer Bülent abinin babası olduğunu öğrenirse maddi manevi dünyası değişir kızın. Bak o iş o kadar kolay değil. Nasıl kolay değil? Alırsın karşına, dersin senin baban Bülent, kabul eder etmez onun problemi. Ama sen Zeynep'in gözünün içine baka baka yalan söylemeye devam edemezsin. Bu mesele seni ilgilendirmez Yıldız. Nasıl ilgilendirmez Gönül abla? Ben her gün Zeynep'in burada çektiği çileleri, kardeşleri zenginlik içinde yaşarken onun çektiği sefaleti her gün kendi gözlerimle görüyorum. Bak doğru zaman değil. Şimdi bunu söylemenin sırası değil. Gönül abla, hazır Bülent abiyle aramda geçenler ayyuka çıkmışken tam da Zeynep'e babası olduğunu söylemenin zamanı bence. Olmaz Yıldız.
Abla, sırrını sakladım. Kıyamet koptu. Ben Zeynep'i bir daha üzmeyeceğim. Bak, bu sadece beni ilgilendiren bir konu değil. Bülent'i, ailesini, Feraye'yi etkileyecek. Tabii ya, tabii. Feraye abla sana o yüzden para verdi değil mi? Sus diye sana para verdi. Yıldız, bu konuyu konuşmaya kimse hazır değil. Doğru zaman değil. Lütfen. Bu meseleyi kapatmanı istiyorum senden. Kendi kızına yaptığını görüp susamam. Zeynep'ten bir sır daha saklamayacağım. Gerçeklerin ortaya çıkma zamanı geldi. Yıldız! Ne yapacağım ben şimdi? Ne oluyor Gönül? Yıldız, Zeynep'in Bülent'in kızı olduğunu öğrenmiş. Ne? Nasıl? Dün Belkıs'la sizi konuşurken duymuş. Şimdi de Zeynep'e söylemeye gidiyor. Buraya daha önce hiç girmemiştim. Burası idari bina. Ama buraya hasta girmesi yasak. Tek değilsin ki. Ben varım. Levent Bey. Bana seni birine benzetiyorum demiştiniz. Kimdi o? Yani... Bana bugüne kadar hayatımda kimse bu kadar iyi davranmadı. Acaba beni ona benzettiğiniz için mi bana iyi davranıyorsunuz? Kime benzetiyorsunuz beni? Konuşuruz. Hadi gel. Seni Kuzey Bey'le tanıştırayım. Dün sana ağlarken duymuş, etkilenmiş. Seni, hikayeni merak ediyor. Bahar. Bahar kızım. Ay ne oldu bu kıza ya? Kızım Bahar. Ay. Gel kızım gel. Gel. Gel gel gel. Tamam yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Ay nasıl oldun kızım? He? Bana bak kız, mideni falan mı üşüttün yoksa? Ay suratı da bembeyaz olmuş ya. Uzatsak mı biraz? Ah yavrum benim. Kız. Ay Bahar. Ay yavrum benim, ne oluyor sana böyle? Ay. Bahar, soğuk bir şey mi yedin ablama? Bedeni mi bozdun? Yoo, yemedim. Ay iki gündür böyle halsiz bir şey de yemiyor ki. Başım dönüyor, biraz halsizim, bilmiyorum. Bahar, senin özel günün ne zaman? Ne günü? Ya işte özel günün yani... Bilmiyorum ki. En son ne zaman bilmiyorum. Ay vay başıma gelenler. Kız. Aa. Ne oldu? Kız. Yoksa sen hamile misin ha? Ne oluyor abla? Annemle ne konuşuyordunuz? Bir sorun mu oldu? Yok, konuştuk. Neyi konuştunuz? Yine ne işler çeviriyor acaba anne? Bir şeyler çevirmiyor Zeynep. Zeynep bak. Yine benden bir şeyler saklıyor değil mi?
bu sefer neyin peşindesin? Dün olanlarla ilgili. Dün olanlarla ilgili mi? Hı hı. Dün ne olduğunu merak etmişim. Zeynep bu arada beni okuldan aradılar. Senin birkaç evrakların eksikmiş herhalde. Öğrencileriyle konuştun mu? Hayır, konuşmadım. Tamam canım. Ama bu durum bursunu etkileyebilir. Hadi sen öğrencileriyle konuş. Hadi. Peki, konuşayım. Yalnız ne yaptığını sanıyorsun sen? Asıl siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz Feraye Hanım. Zeynep'ten bu sırrı daha fazla saklayamazsınız. Sesini alçalt. Bu seni ilgilendiren bir konu değil. Bu Bülent'in sırrı ve söylemesi de bana düşmez. Bülent abi niye söylemedi o zaman Zeynep'in kızı olduğunu? Söylemedi Yıldız, işte söylemedi. Çünkü Zeynep'i korumaya çalışıyordu Bülent. Üzerinden zaman geçtikçe gerçeği sakladığı için Zeynep'i kaybedeceğini düşündü. Bülent bu yüzden Zeynep'e babası olduğunu söyleyemedi. Şimdi ne olacak peki? Yok Bülent abi. Bak gitti. Yok gelmiyor. Ne olacak şimdi? Evet yok. Yok Bülent yok. Gönül yüzünden de ayrılma noktasına geldik. İşte görüyorsun işler iyice sarpa sardı. O zaman gerçeği söylemek size ve Gönül ablaya düşer. Hayır. Bunu söylemek ne bize ne sana düşer. Ve bu sır seni ilgilendirmiyor. Feraye abla, iki kişinin bildiği sır değildir. Bak ben biliyorum. Belki abla biliyor, Gönül abla biliyor, sen biliyorsun. Ama Zeynep bunu bilmeyecek. Buna siz mi karar vereceksiniz? Hadi gel. Kuzey Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Otaş merak ettiniz aslanın. Sizinle tanıştırmak istedim. Sıla. Sıla. Tahsin, bizim kız nerede? Şeyine söylemesi lazımmış efendim. Az önce odasına götürdüler. Anladım. Sağ ol. Kısmet değilmiş. Bir dahakine tanışırsınız artık. Bir dahaki sefere. Çiçeğiymiş senin adın. Levent Bey dedi ki, yeterince seversen, yeterince inanırsan, mutlaka karşılığını verir sana dedi. Ne olur, ne olur bana bir umut ver. Kuzey? Levent Bey Kuzey dedi. Kuzey kim? Bu isim... Niye böyle çarpıyor ki şimdi benim? A
aylardır bu iki kardeş bu çatı altında yaşadı. Melis Zeynep'e neler yaptı? Feray abla, siz nasıl rahat ettiniz? Rahat ettiğimi nereden çıkarıyorsun Yıldız? İnan onların arasının düzelmesini senden daha çok istiyorum. Yıldız, onlar iki kardeş. Ve ikisi de aynı erkeğe aşık oldu. Sen benim günlerce rahat uyku uyuduğumu mu düşünüyorsun? Siz en başından beri bilmiyor muydunuz? Hayır. Hayır, bilmiyordum. Öğrendiğimde de iş işten geçmişti zaten. Feray abla, bak bunlar birbirinin kardeş olduğunu öğrenirlerse belki aralarındaki kavga biter. Ha? Yıldız, Yıldız, sorun sadece Ege değil. Bu iki kardeşin birbirinin önüne tahammülü kalmadı artık. Sadece Melis değil, Zeynep de öyle. Tüm bunlara rağmen aynı çatı altında mı yaşayacak bunlar? Feray abla ya. Bu sırrı sonsuza kadar saklayamazsınız. Hayır. Bu sırrı Zeynep'e Bülent ve Gönül'e açıklamalı. Eğer ben açıklarsam Zeynep annesine de babasına da sırtını döner. Sustuğunuz her dakika Zeynep'e zarar veriyorsunuz. Niye? Zeynep'in hakkı yok mu kardeşleri gibi rahat bir hayat yaşamaya? Onu bundan mahrum ediyorsunuz. Nasıl yani? Sırf bu yüzden mi söylemediğimi düşünüyorsun Yıldız? Para yüzünden mi? Bunu demek istemedim ben. Zeynep'e babasının Bülent olduğunu söylemedim, söylemeyeceğim. Bu beni de seni de ilgilendirmiyor. Yapamam Feray abla. Yapamam. Ben Zeynep'in de Melis'in de gözünün içine baka baka yalan söyleyemem. Ben bu sırrı içimde tutamam. Tamam. Tutma Yıldız, söyle. Ama eğer Zeynep babasından nefret ederse, annesine sırtını dönüp bu evden çekip giderse, o zaman olacakları sen düşün. Ege, Zeynep'in peşinden gider. Melis hamile haliyle iyice delirir. Ne yapacağım ben Feray abla? Bilmiyorum. Bilmiyorum Yıldız. Bilsem zaten böyle saçma sapan bir durumun içinde ben de olmazdım. Ama yapman gereken bir şey var. Neymiş? Yıldız, Zeynep'i geçmişiyle yorma. Bak, onun önünde harika bir gelecek var. Bırak onu doya doya yaşasın. Bırak neyi çözecekse kendi çözsün. Efendim Kuzey. Ha tamam canım, geliyorum. Tamam tamam, acele etmene gerek yok. Buradayım ben zaten. Tamam tamam, görüşürüz. Tamamdır. Lütfen. Al kızım, al. Al iç. Hadi soğutmadan iç ver. Yok anne, içim almıyor ya. Ay yine kötü olacak. Ben biraz uyusam geçecek gibi aslında. Mahvolduk biz. Biz mahvolduk. Kızımın hayatı karardı. Kızın canını sıkma Cavidan ya. Bahar, sen hamile olabilir misin? Bilmiyorum. Bilmiyorum, çok utanıyorum. Sen niye utanıyormuşsun? Sen niye utanıyorsun ya? Seni bu hale getirenler utansın. Biz ne güzel gidecektik ya. Vallahi gidecektik. Ne onurumuz kaldı, ne gururumuz kaldı. Biz mahvallam, sen canımı al da kurtulayım ben ya. Ay eğer baban duyarsa, eğer babası duyarsa var ya, o hapishaneyi yıkar. Ay Allah korusun. Ya Cavidan abla bir sakin olun, ortada bir şey yok. Hem belki üşütmüştür canım, olamaz mı? Olur mu öyle şey canım? Günü sarkmış Hülya. Canım öyle strese girince de oluyormuş. Ay ne yapacağız ya? Ya hamileyse? Naciye, ay torunumuz mu olacak yoksa? Ay Kuzey'e haber versek mi? Ya annem hemen öyle ortalığı vermeyin. Bir durun, ben bir eczaneye gideyim, bir test alayım.
Önce bir ne olduğunu anlayalım. Tamam. Geliyorum. Ne konuştunuz Feraye ile? Konuştuk işte bir şeyler. Sen anla şimdi Gönül abla. Nedir Bülent abiyle hikayen? Nasıl oldu bu? Biz yıllar önce sevgiliydik. O zamanlar Feraye yoktu. Sonra ne oldu peki? Sonra ben hamile kaldım. Bülent'in haberi yoktu. Araya ayrılık girince de söyleyemedim. Hapse girince de kızımı babasına emanet ettim. O kadarını bilmen yeterli. Ya Gönül abla, Allah aşkına ne yapacağım ben? Ne olur bana bir akıl ver. Ben de aynı soruyu soruyorum kendim ama yanıt yok işte. Yıldız abla, Feraye teyzeyi gördün mü? Çıktı hocam. Hadi ya. Okulda bir sorun mu var kızım? Yok aslında. Yani ben de anlamadım. Eksik evrakım var dedi de onu soracaktım. Gelince sorarsın. Ben çıkayım artık. Ben seni geçireyim. Yıldız abla, sen iyi misin? İyiyim kuzum, yok bir şey. İyi, peki. Yıldız abla. Ya, karnım acıktı da yiyecek bir şeyler var mı? Var kuzum, var. Gel, hazırlayayım ben. Sonunda. Evet, inceledim. Yani binanın vakıfla olan sözleşmesi 50 yıl. Yani yakın zamanda süresi doluyor. Ama merak etmeyin, biz gerekli başvuruları yaptık. Kamu hizmetine kullanıldığı için ben olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Umarım öyle olur. Yani size güveniyorum. Aslında yengem ilgilenecek. Zaten kendisi de yolda. Detayları geldiğinde konuşuruz. Taşın sahibiyle de tanıştıramadım sizi. Bir başına bir kadın. Neredeyse kimsesiz. Birini sevmiş. Öyle sevmiş ki teslim olmuş belli ki. Ruhuyla, aklıyla. Peki... Adam neden bırakmış onu? Bilmiyorum. İnsan kendini bu kadar seven birini neden bu kadar çaresiz bırakır anlamıyorum ama bırakmış işte. Acı. Gerçekten çok acı. Evet. O adam bir hayatı bitirdiğinin farkında bile değil belki de. Kimmiş bu adam? Yani hastanız bu adamı hatırlıyor mu? Bilmiyorum, hastam onu hatırlamıyor. Çok acı çektiği için derinlere gömmüş belli ki. Ama şimdilik hatırlayacak. Randa değişecek şimdi. Hazırlanacaksın. Çok iyi olacaksın. Kuzey. Ha, evet evet geldim ben. Neredesiniz? Ha, içeridesiniz. Tamam. Tamam geliyorum canım. Her şeye dayanıklıdır. Her şeye dayanırlar. Begonyalar gibi nazlı değillerdir öyle.
Yaşamaktan değildir onun inadı. Kendisine bakan solmasın diye açar. Kimsin sen? Kimsin? 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 Allah aşkına nerede kaldın ya? Eczane burnumuzun gibi. İşte geldim anne anca. Gel kızım gel hadi kalk. Kalk da şu testi yapıver. Gel yavaş. Dur yavaş. Bahar ağlama bir tanem. Bak bence bir şey yok, hamile değilsin sen, olur mu? Korkma. Ya öyleyse? Ya hamileysem? Ya Kuzey beni istemiyor ki ya hamileysem? Kızım uzatma. Git yap şu testi. Allah aşkına hepimiz meraktan ölüyoruz yani burada. Efendim Oktay. Ne oldu, bulabildin mi şeyler? İçime bir şey yok. Anladım. Tamam. Sen yine de araştırmaya devam et. Ne zaman aradı seni Seda? Oğlum bana niye anında haber vermiyorsun? Tamam kapat, kapat. Aç şunu Seda, aç. O kasada alarm var, dokunma. Nasıl açacağım ben bunu ya? Olabilir ki şifresi. Ege'nin doğum günü. Hadi, hadi Seda yakalatacaksın kendini. Aç şu telefonu. Afiyet olsun. Sağ ol. İyi misin? İyiyim sanırım. Ne oldu? Annenle mi ilgili? Yani ben de anlamadım ki. Herkes bir garip davranıyor bugün. Ceylan'ı gördünüz mü? Yok, ben görmedim. Abla, biz seninle sonra biraz konuşalım, olur mu? Olur, olur. Tamam, konuşuruz. Bir şey olmuş. Bana da öyle geliyor. Öğrenmemi ister misin? Yok, sen karışma. Ben kendim çözerim. Peki. Ben işime döneyim. Tamam. Evet, hepsi bu. İmzanızı alayım. Vekaletler bizde zaten. Davaya da Kuzey'le birlikte gireceğiz. Emin olun, her şey istediğiniz gibi sonuçlanacak. Size güvenimiz tam. O ne Kuzey? Bir hastamızın kardeşi yerine koymuştu o taşı. Dün ben çığlıklarını duydum da kulağımdan çıkmıyor ya yenge. Şu an çok daha iyi. Çağırayım tanışın. Kuzey Bey çok etkilendi. Bahçede bir yerde kahve içeriz. Olur, olur. Tabii tabii olur. Alo. Tahsin senden bir şey rica edeceğim.
Sıla Hanım, Levent Hoca bahçede sizi bekliyor. Tamam, gidelim. Gel kızım, gel gel gel. Bakayım. Ver bakayım. Daha bir şey yok. Nasıl yok ya? Şimdi Cavidan abla iki çizgi çıkarsa hamile. Tek çizgi çıkarsa hamile değil. Ama bunda hiç çizgi yok. Kız yoksa bozuk mu bu test ha? Yok annem, bozuk değil. Bir 5 dakika beklemek lazım. Öyle sonuç hemen çıkmıyor. He? Kızım. Ay iyi misin? Ay elleri de buz gibi ya. Ay rengi de hala bembeyaz. Ay götürüp bir yatıralım şu çocuğu hadi. Allah'ım Allah'ım, sen bu çocuklarıma iyi yazılar. İnşallah. Hadi gel gel gel. Gel. Ne olabilir ya, ne olabilir? Melodi. Melodi'nin doğum tarihi olabilir. Değil ya. Ya bunu açmanın bir yolunu bulmam lazım ya. Hastalar burada daha rahat hissediyorlar kendilerini. Temiz hava alınca da kendilerine iyi geliyor. Ya Hülya abla bir baksana sonuç çıkmış mı? Kızım yanında sen baksana. Yok yok anne, ben bakamam şu an. Yenge? Hiç. Gözleri bir tanıdık geldi. Unuttum acıları, geçmişte kalsın. Her sabah uyan aşkla bak gözlerime. İki yaralı yürek bir olduk isteyerek. Umutla, unutma. Sen kalbimin emrisin, son güne dek benimsin. İlk defa böyle sevdim, anla. Aşk varsa umut vardır, korkma. Sar canını canıma, bırakma. Sımsıcak yuva olsun ve bulan sonsuz olsun aşkla. Aşkla.